bugün hepimizin çok sevdiği, çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Koray Candemir. Koray birkaç hafta önce Yine diye bir single yayınladı ve hepimiz yine büyük bir keyifle onu dinledik. Ama bu yıl yayınladığı üçüncü şarkıydı. Evet Koray, bu yıl senin için verimli geçti ve biz de senin sesini üç kez duyduk. Neticede bunu çok sık yapmıyorsun sen. Yani özletiyorsun sürekli kendini ama bu yıl üç şarkıyla iyi geldi doğrusu. Biraz öyle oldu sanki. Önce hoş bulduk bu arada. Yani evet bir süre girdi araya. Böyle bayağı birkaç sene ara vermiş gibi oldum ama ben sürekli şarkılara çalışıyordum esasında. Öyle bir dönemdi bu. İşte kısmet bu seneyeymiş. Hepsini işte arka arkaya çıkarıp şimdi işte seneye de albüme dönecek diye umuyoruz. Hala çalışıyorum çünkü. Evet. Artık albüm bekliyoruz çünkü hani biz daha doğrusu senin kitlen senden albüm bekleyen bir kitle. Evet, tek tek şarkıları dinlemek çok kıymetli ve gençler bunu daha çok böyle seviyorlar. Hani sıcağı sıcağına ve çok da arayı açmadan yeni neslin tercihi bu. Trend de bu yönde gidiyor. Ama albümün yeri de bir başka diye düşünüyorum. Öyle yani esasında orada bir şikayetim var tabii yani. Hep single single çıkarıldığı için normalde albümde 10 tane şarkı var diyelim. Albüm şarkısı dediğimiz şeyler vardı. Onlar yok oldu. Evet. Çünkü her şey single ve videolu ve işte görüntülü, tasarımlı çıkıyor. Yani o gizemli o şarkılar gitti. Bir albüm şarkısını da böyle single gibi attığınız zaman ortaya tabii herkes o şey yapıyor yani onu böyle ya işte bu öyle çok sevmedim işte olmadı. Esasında hepsinin bütün içinde dinlese, evet. Albümün içinde dinlese farklı algılayabilir. Öyle bir enteresan bir hissi var yani artık durumun. Aslında albüm, yani ben kasete doğdum. Kasete doğduk. Yani plaklar bizden önceydi. Hani kasette doğan çocuklardık. Daha sonra CD'ler falan derken ama yine de orada bir kompozisyon vardı dediğin gibi. Bir bütün vardı, bir kompozisyon evet. vardı. Yani bir sinema filmi oluşturur gibi oluşturmak ya da ne bileyim bir resmin bütününe bakmak gibi bir şeydi. Bir hı-hı. albüme bakmak. Single dediğin gibi çok doyurucu değil aslında bizler için. Belki hani yeni nesil de bunu keşfetse iyi olur diye düşünüyorum bir taraftan da. Çünkü o bütünün içerisinde anlatmak istediğin o yoğun duygular ve pek çok şey var. Ve birbirini tamamladığında çok kıymetli oluyor. Evet. Şimdi biz bir kere o tatmini nasıl alabiliriz artık müzikten? Yani albüm yokken bu tatmini almak mümkün mü? Bir de dediğin gibi albüm şarkısı diye bir şey var. Bir de albümün bir çıkış şarkısı vardır. A1 yüzü vardır, B1 yüzü vardır değil mi? Öyle şeyler vardı kaset varken yani. İşte değişiyor yani. Yani her şey yavaş yavaş kırılmaya başladı o eski sistemler. Biz de tam böyle göbeğindeyiz. Tam da anlayamıyoruz galiba. Tam da değişimin değişimin içindeyiz. Yani albümün değeri hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Onu yani ben de hep o kültür var bende. Hep tabii ki albüm çıkaracağım. O söylediğin derinliği, kapağı, kendi içi, işte konsepti, sözleri o her şey olacak. Ben öyle istiyorum ama yani bu yeni jenerasyon öyle tek tek şarkılarla da yapabilir çünkü çok hızlandı hayat. Yani o form daha uygun geliyor onlara. Anlıyorum. Yani ben de onu arada yapıyorum. Ama tabii albüm zehrini almış jenerasyonuz biz. Şimdi bu yaptığım 10. stüdyo albüm olacak bu arada. Wow. O da ayrı. Evet bayağı albümcüyüz yani. Evet. 10. albüm hiç kolay değil. Geride bayağı yıllar var. Hani seninle birlikte büyümüş hatta nesiller var neticede. Ya çeyrek asır diyorlar. Ben de böyle düşüp baygınlık geçiriyorum. Daha diyorum o kadar yaşlanmadım ya neyse. Ama hayat o kadar hızlı akıyor ki anlamıyoruz yani yaşlanıyor evet. muyuz ne oluyor bu arada. Bir taraftan da biz senin albümleri özlediğimiz gibi bir zaten sesini özlemiştik ve çok güzel. 3 tane şarkı geldi, single geldi. Albüm gelecek ama bir de konserler var ki en çok özlediğimiz şeylerden biri de seni canlı canlı sahnede dinlemek. Sorma benim de öyle ben de çok özledim canlı çalmayı. Ya böyle 2010'ların ilk yarısında diyeyim böyle bayağı bir çaldık yani böyle sabit ekip zaten biz böyle bir aile formatındayız. Ben çünkü grup zehri de olduğu için yani böyle sabit çalıyoruz işte şahane bir ekibimiz var aile. Sonra böyle bir artık böyle aynılaştı böyle birazcık bir ara verelim dedik biraz fazla ara girdi. Gerçekten herkes soğudu yani şimdi işte ısıtıyoruz yani seneye böyle ufak böyle minik turnelerle başlarız gibime geliyor yani yakında buluşacağız. Evet, evet, bu da güzel haber evet, doğrusu. Ama Harun'la birlikte, Harun Tekin'le birlikte yaptım. Bir de akustik serisi vardı. Şakalı akustik, evet. Şakalı o. Akustik, onu da çok sevdik. Bir taraftan da herkes beğeniyor ve keyifle evet. de dinliyoruz. O proje nasıl doğdu, nasıl gidiyor, nereye gidecek? Vallahi o inanılmaz doğaçlama bir proje. Evet. Biz böyle yani hiç plansız, programsız, sadece işte böyle
eğlenelim diye çaldığımız bir şey kendiliğinden böyle bir enteresan bir şey haline geldi ve çok hoşumuza gidiyor artık öyle olması. Hani böyle üstüne çok fazla kafa yormadan, sadece o doğallığını koruyarak, zaten performans da öyle. Evet. Yani belki de çaldığımız şarkıdan daha fazla muhabbet, lak lak yapıyoruz sahnede, öyle bir şey oluyor. Yani böyle bazen stand-up'a dönüyor, millet eğleniyor, bazen hikayeleri anlatıyoruz, işte şarkılar çalıyoruz, ediyoruz. Bir güzel bir, bizim için şey oldu yani, ne diyeyim, eğlence oldu öyle bir. Harun'la da çok güzel anılar biriktirdik, öyle söyleyeyim, şakalı akustikle. Hala da devam ediyoruz işte. Evet. Yani işte yakında Gazhane'nin açılışı var, ondan böyle özel de eventlere çağırıyorlar. Çünkü oturmalı olduğu için başka bir kafa tabii yani. Bizim o elektrikli ayakta böyle binlerce insan konsere benzemiyor. Daha böyle sıcak, doğal bir havası sohbetle var. Hoşumuza gidiyor aslında. Evet. Talk show gibi bir şeye dönüşüyor aslında. Yani bir nevi artık neyse. Evet, müzikli talk show gibi. Evet. Aslında şey değiştiriyor bir taraftan da, hani o sahne, sahneleme biçimleri de değişiyor. Yani hayat değiştiği gibi. Bazen eskilere geri dönüyoruz. Bazen yeni formatlarla bizimle birlikte oluyorsunuz. Hı. Dolayısıyla bu şakalı akustikte aslında yeni trend. Hani bir taraftan evet, şarkı da olsun ama sohbet de olsun. Biz işte seni daha iyi tanıyalım, Harun'u daha iyi tanıyalım. Siz aranızda normalde ne konuşuyorsunuz? Bunlar aslında dinleyicinin merak ettiği şeyler ve onu da sahneye taşımak çok sıcak ve samimi. Evet. Ki şöyle şeyler oldu, pandemiye de çok uygun bir format oldu. Ya yani pandemi olduğunda bir şey fark etmiyor. Yani oturmalı, evet, mesafeli falan, hani o normalde konser zor oluyordu ama yani oturmalı, şakalı devam etti, arada yaptık yani açık havalarda. İyiydi yani, güzel, çok memnunuz o konuda ya. Hem de Harun'la da birbirimizi daha sık görmüş oluyoruz bu nedenle. Evet. Onun çok işi var çünkü, çok dolanıyor da fazla şey yapamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Aslında bu grup olmak, yani grup kültürüyle, grup kültürünün içine doğmak, onunla bir süre var olmak. Sonra hani solo kariyerine dönsen de galiba hani o senin hani artık bir yaşam şeklin gibi mi oluyor? Hücrelere yani işlemiş. Aynen öyle. Ya seviyoruz o bir böyle ensemble derler yani, beraber senelerce çalınca artık böyle otomatik çalarsın ve çok güzel tınlarsın. Onun gibi bir şey yani, böyle biraz kilometre işi. Bir de şeyi seviyorum ben, böyle aile formatı, işte şehir dışına gidiliyor, kalınıyor. Onun birçok hikayesi vardır yani, yol hikayesi vardır, backstage vardır, sonrası vardır. Hepsini toplayınca şahane, böyle işte diyorum işte güzel anılar biriktiriyoruz yani, onu çok hoşuma giden bir şey. O güzel anılarınız bir taraftan da oyun konsollarında da oluştu ve devam ediyor. Evet. Yoğun oynadığınız dönemler de oldu. Vazgeçilmeziniz. Gerçekten sorma yani, 90'lardan beri işte bizde oyun konsolları ve oyunlar hep devam ediyor. Hayatımızda var yani, o da böyle bir, o da aslında pandemide büyük bir kurtarıcı oldu. Evet. Hani eve kapandığında online herkes işte kulaklıkta oyun oyna, muhabbet et, konuş. Başka bir sosyal ortam yarattı yani, işe yaradı. Bayağı işe yaradı pandemide. Hala da devam ediyor. Bizim için öyle güzel bir eğlence dünyası, öyle söyleyeyim. Evet. Bir de tabii sen deyince aklımıza gelen konulardan bir tanesi de Das Das. Evet. Sonuçta hani orada da bir başarı hikayesi var. Neticede hani öyle bir yer kurdunuz hep beraber. Kolektif diyebiliriz herhalde bunun adına belki. Kolektif tabii, evet. Yani sonuçta aynen öyle. Beş ortağız. Evet, beş ortaksınız ve orada ve hani buradan bakınca bu yakadan bize çok uzak geliyor ama o yakanın da öyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Ve orada büyük bir açığı kapattınız, bir ihtiyaca karşılıksınız. Ve çok güzel sergiler oluyor, konserler oluyor, oyunlar oluyor ve iddialı da bir sezona başladınız bir taraftan. Yani senin için Das Das'ın yeri ayrıdır tabii. Hani sanatın başka dallarına, evet, destek. Orada mekancı olduk yani, evet, seneler sonra o bir enteresan yani, öyle bir hissi çok farklı yani, mekancı olma durumu. Çünkü herkes senin mekanını çalmaya, perform etmeye geliyor. Hı-hı. O da başka bir şey katıyor. Mert tabii yani, Mert Fırat biliyorsunuz yani, evet, çok fazla uğraşıyor ve orada sürekli işte şu anda özellikle pandemiden sonra iyice tiyatro oldu mekan, daha oturmalı, evet, şey olduğu için. Ya yani konserler de yapıyoruz arada, onun sayısı artacaktır seneye de. Şahane oyunlar sahneye koyuyorlar, evet, tabii. Ben yani işte aradan göz atıyorum, işte provasına gidiyorum, böyle bir yandan temas ediyorum, bakıyorum, ediyorum falan. Şahane işte Delilerin uyarlamasını yaptılar. Ya. Deli Bayram, Metin Akpınar falan var mekanda yani. Benim için çok duygusal anlar. Gittim gördüğümde böyle bir şey oluyorum, etkileniyorum yani. Das Das iyi gidiyor yani. Bence en önemlisi bu işte, senelerdir uğraşınların sonucu işte o markalaşma, Das Das'ın bilinirliği. Oradaki işte o kültür sanat noktası gibi böyle, hı-hı, kafamızda hep o vardı. Farklı disiplinlerden işte sanat uygulamaları diyeyim yani içinde yer alıyor. Birliktelikler var, sosyal sorumluluk projeleri var, işte o inogar var. Mert'in oradaki ihtiyaç haritasına bağlanıyor.
İşte tiyatrolar var, oyunlar var, atölyeler var. Her şey var işte öyle. Orası bir böyle bir hub diyorduk eskiden ona. Her şeyin içinde döndü. Öyle mutluyuz yani. Bakıyoruz, devam ediyoruz ama zor tabii yani. Mekancılık da çok zor. Ya pandemide tabii çok zorlandık o da ayrı da. Şimdi işte yeni sezona iyi bir giriş yaptık. Hayırlısı diyorum. Bir taraftan da hani arada gidiyorum, bakıyorum neler yapılıyor, provaları izliyorum diyorsun ama belki bir gün Mert seni elinden tutup sahneye atar mı, var mı? Vallahi ben çalarken onu elinden tutup sahneye çıkardım. Yani tam tersini yapar mı bana? Yapabilir, bilmiyorum. Birçok, çünkü yeni birçok yapım var, birçok şey olacak yani. Mert durmaz yerinde zaten. Evet. Yani hayatımda gördüğüm en çalışkan insan olabilir gerçekten. İşkolik diyeceğim de işte. Ama çok, çok seviyorum o tarafını yani. Müthiş bir adam yani o konuda. İşte o döngü yaratıyor. Biz de şimdi işte konserler falan da eklenince mekan zaten işte dönüyor gidiyor. Yani. Evet, ama ben yine de seni bir tiyatro oyununda görebiliriz gibi Tiyatro oyunu çok zor olur. Ben yani öyle bir oyuncu değilim. O tiyatro oyunculuğu başka bir şey yani. Çok yüksek kalibre geliyor bana. Ben bir müzikalde falan yandan böyle belirip mesela, çıkarım. Evet. Ya, öyle şeyler yaparız yani. Zevkine, eğlencesine yaparız bir şey. Başrol falan verirse Mert onu çok zorlarım. Üzerim ben onu. Evet, müzikal niye olmasın? Bence iyi proje. Var, müzikal projelerimiz de var bu arada. Daha önce de yaptık zaten. Hı-hı, şimdi yine yapacağız yani seneye. Evet, güzel projeler geliyor Dastas'tan. Heyecanlı projeler geliyor. Bence o salgın dönemini de iyi atlattınız. En son Art Studio ile birlikte açılan dijital sergi de hoştu. O da bayağı ilgi gördü. Dolayısıyla o yakının bir kültür merkezi gibi oldu. Bu çok güzel. Evet. Ve dediğin gibi oradaki atölyeler de çok kıymetli. Senin aslında hani oyunculuktan bu tiyatro oyunu falan müzikal dememin sebebi de şu. Ferzan Özpeteğim'in filminde de oynadın ama oyunculuğa böyle bir girip çıktın. Hani bir sevmedin mi yani? Sevdin ama şartlar mı ağırdın? Yani zirvede bırakmak istedim. Yani gittim bir Avrupa sineması deneyimliyim dedim. Evet. Yani bir İtalyan filmin içinde yer aldım. İnanılmaz bir set gördüm benim için. Müthiş bir deneyimdi. Gerçekten şahaneydi. Orada anladım bile yani. Yani Avrupa'da nasıl film çekildiğini ve o şeyi, prodüksiyonu gördüm. Seti. Yani garip bir başlangıç tabii. Yani bir böyle benim için gidip böyle bir Avrupa filminde... Tabii böyle bir yan roldeydim falan ama oradaki seti gördüm, her şeyi gördüm, dizaynı gördüm. Muhteşemdi her şey organizasyonda. İşte böyle bir zehri aldım, sonra da orada bıraktım. Güzeldi yani. Sonra çok teklif geldi de ben böyle bir şey diyordum. Yani ben diyorum yani dizi oyuncusu öyle, hani başrol gideceğim. Yani müzik, hayatım müzik yani, müziğe devam edeceğim. Onun şeyi, konsantrasyonu bambaşka bir şey yani. Ben bir de böyle biraz şeyimdir, mükemmelliyetçiyimdir. Onun için böyle sürekli gidip ders alıp okul mokul bitirmem gerekirdi yani oyunculuk yapmak için. Onu pek tercih etmedim. Ama yani görüntüde her zaman olabilirim. Bir yerlerden bulaşabilirim, girebilirim, çıkabilirim. Olabilir öyle şeyler yani. Eğlencesini yapabilirim. Ama yoğunlaşmak, ama dediğin gibi o mükemmeliyetçilikten de gelen bir şey. Tamamen hani ona konsantre olmak. Kim müziğe ihanet gibi mi görürsün mesela? Hani bırakmak mı yani, zor? İhanet yani? Değil de ben... İkinci plana atmak zordur belki. Evet yani ben öyle tercih etmiyorum. Bunun ikisini beraber bir arada yapabilen insanlar var. Onları çok takdir ediyorum. Kolaylıklar gelsin ya, öyle diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ama ben öyle tercih etmiyorum. Ama yani böyle çok işte ağzımı sulandıran şahane bir proje olur. O zaman olabilir. Evet, niye tabii olmasın. Son olarak da şeyi, rock müziği sormak istiyorum. Sonuçta hani tüm müzik türleri birbirine karışıyor. Yani dünyadaki trend de böyle. Hepsinden biraz olan farklı şarkılar da dinliyoruz. Ama salt olarak işte blues, salt olarak caz ya da salt olarak rock müzik artık hani o kadar ilgi görüyor. Ya da klasikleri dinliyoruz, evet onlar çok kıymetli ama yeni yapılan şarkılarda sürekli bir karma. Rock müzikte de bu söz konusu. Yani onun daha böyle ya popüler olana yakınlığı söz konusu. Pop müzik demek istemiyorum, ona da pop müzik deyince başka bir şey oluyor sanki. Evet. Popüler olana kayıyor sanki içerik ve tınıları da. Ne dersin, ama biraz arka planda kaldı ve haksızlık mı ediyoruz acaba rock müziğe zaman zaman diye de düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani derin bir konu bu esasında. Yani teknolojiyle, bu internetin çıkışıyla, müzik tarzıyla, janralarla falan çok alakalı. Yani onu nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani rock müzik eskiden daha böyle popüler kültürün içinde, hep böyle göbeğinde dönem dönem yer almış. Evet. Ben yani yine yer alacağını düşünüyorum. Böyle geriye çekilmiş olabilir. Fakat yani son böyle bir 20 senedir hip hop ele geçirdi. O da çok normal bir şey. Çünkü dans müziği.
Yani kalçaları evet. kıvırtabiliyoruz. Yani. Evet. Rock müzikte de o olur ama rock müziğin başka bir tarafı vardır tabii biliyorsun. Hani böyle eskiler 70'lerden gelen baş kaldırsının evet. ötesinde progres tavrı vardır. Tabii o 90'larda birazcık o da değişti yani. Çünkü çok fazla grup çıktı. Popüler kültürün göbeğine geldi rock müzik. Form değiştirdi biraz. Brit rock çıktı. O dünyayı ele geçirdi. İşte stadyum konserleri veren büyük gruplar çıktı. Onlar hala eskileri devam ediyor. Ama işte son 10 senedir bu işte o hani dünyada stat konseri veren bir rock grubu çıktı mı 10-15 senedir? Yani pek yok gibi. Yok gibi. Onu işte o etkileri o işte bu yeni internet hız işte grupların hayatta kalamaması, gelir dağılımı o tarafı da bambaşka tabii. Yani grup kuracak genç çocuklar onu kaydedecekler, çıkaracaklar, sabredecekler. İşte yani parayı eşit bölüşecekler hani öyle biraz sürünecekler falan o belki de sabredemiyor olabilirler. Ama biz yani yeni çıkan gruplara böyle duyduğumuz işte rock bazlı gençlere gruplara her zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Hep gözümüz üstlerinde takip ediyoruz. Zaten yani bizim jenerasyondan birçok arkadaşımız yapımcı oldu. Yani o tarafları da var. Yani haberimiz var ama dünyada da böyle bir şey yok. Hani böyle rock müziği, gitar müziği diyelim esasında. Yani gitar müziği böyle belki de trend olarak yavaş yavaş işin içine girer. Ama tabii yani hip hop'un ele geçirdiği kesin. Yani o bayağı uzun zamandır şeyde, tepede, tam göbeğinde yani popüler kültürün. Yönlendiriyor. Bir de sokaktan, daha çok sokaktan gelen evet, ses gibi daha duruyor. Evet, sokak daha eğlenceli. Diyorum daha dansa uygun. Yani çok normal tabii. Yani esasında pop müziğin göbeğinde, yani 80'ler 90'larda da onlar daha fazla her zaman satıyordu, iş yapıyordu, ediyordu. Yani o başka yani divalar, popstarlar. Yani. O hiç değişmedi zaten. Rock müzik sadece oraya işte giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor yani. Bu şimdi zaman çıktı zaman biraz uzun sürdü. Evet, uzun öyle doğru. Oldu. Yani ben ama yine de bir böyle bir şey döneceğini düşünüyorum. Çünkü konserde yani canlı çalarken onun pratiği çok farklıdır evet. yani. Bir grup olmanın pratiği. Çünkü o işte albüme ne kaydedildiyse onu gidip sahnede aynısını çalabilirsiniz yani. Çünkü elemanlar aynıdır, onlar üretmiştir. Çok özel bulurum onu yani. Evet. Aslında o grup müziğini de özlüyoruz herhalde. Yani rock demek grup demek bir taraftan da hani onlar evet. Grup müziği diyelim evet. ona zaten yani janradan daha çok evet. O yüzden onun dezavantajlarından dolayı da hani biraz geri çekilmek zorunda dünyanın şartlarına göre içinde bulunduğumuz duruma göre. Evet. Ama dönüşü muhteşem olacak sanki. Bir taraftan da birikiyor ve demleniyor yeni şarkılar. Diye. Tabii yani işte bu işte altyapıları koy üstüne söyle falan onlar falan tabii bir yere kadar yani insan böyle bir enstrümanist performansı görmek istiyor yani müzik yapılıyor sonuçta yani orada işte grup dediğinde işte gitarist, basçı, klavyeci, davulcu neyse artık işte perküsyonist herkes var yani orada bir şeyler görüyorsun onu deneyimliyorsun albümde duyuyorsun onu sahnede çalarken görüyorsun. Başka bir bağ kurulabiliyor o noktada. Evet kesinlikle. Özellikle bence bunu salgın döneminde yani karantinada çok hissettik. Yani 2 yıl boyunca işte konsere gidememek, canlı müzik dinleyememek. Ben ilk canlı müziği duyduğumda yani istemsiz olarak gözlerimden yaşlar gelmeye başladı. Çünkü o kadar bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bu arada. Yani o canlı müziğin insanın ruhuna ne kadar dokunduğunu. Bir deneyde de gerçekten insanlar ağlayarak tepki vermiş. Ben de orada canlı bir denek gibi duyduğum anda böyle gözlerimden yaşlar ama ya ağladığımın bile çok farkında değildim doğrusu. O yüzden o canlı müzik özellikle de o rock müzik söz konusu olunca bas gitar ya inanılmaz bir şey. Ya bas gitar tabii işte ya onu diyorum işte herkesin böyle sevdiği bir köşesi var yani işte o durum. Ya özel şeyler bunlar. Millet öyle ağlıyordu benim hoşuma gidiyordu biraz böyle hani ters tınlamasın ama. Yani o işte müziğin o değerini anlatıyor hayatta. Evet. Yani müziği çektiğin zaman nasıl kuruyoruz onu anlatıyor. Çok değerli bir şey müzik yani. Ben de işte çocukluğumdan beri aşığım yapacak bir şey yok. Evet öyle. Ama yeni albüm bekliyoruz. Yeni albüm için bir şey söylemek mümkün mü? Herhalde 2022 böyle bahara doğru falan mı? Evet bahara doğru çıkarım. Yani hatta işte ya haftaya başlıyoruz tekrardan. Biz onu dal bahçe ediyoruz. Dalacağız işte çalışacağız sandım onu. İşte bitiririm herhalde ocağa kadar. Ondan sonra da çıkarız. Evet, dolayısıyla şimdi burada bunu ne yapsak da açıkladığına göre, anlattığına göre artık biz de senden baharda albümü bir bekliyoruz. Şey altına girdim, bir sorumluluk altına girdim şu anda. Evet. Artık deadline belirlemiş olduk. Tam deadline vermiyorum. Şöyle oldu çünkü pandeminin başında deadline'ı verdim. Bayağı bir sarktım ondan. Çok mahcup oldum yani. Onun için tam tarih veremiyorum şu anda. Ama sonuçta salgın girdi araya ve orada 3 tane de şarkı çıktı bir taraftan. Evet, evet canım çalıştık yine. Aynen öyle evet. Evet. Çok teşekkürler keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Evet, önümüzdeki günlerde ne dinlesek diyorsanız Koray Candemir'in yeni şarkıları dijital platformlarda var. Yeni albüm de Bahar'da. Mutlaka takipte kalın.